Tolgözbek.com kanalından herkese merhabalar. Bu akşam yazarımız Hakan Kılıç'la beraber efsaneler videosu çekiyoruz. Efsaneler ama bunlar ne yazık ki yalan yanlış literatüre girmiş birçok insanın gerçek olduğunu zannettiği efsaneler. Bu akşam beraber efsaneleri yıkacağız. Biraz gündemdeki bir konuyla başlamak istiyoruz bu arada. Son zamanlarda sosyal medyada bir akım başladı. Ya başımız ağrıyor. Yok İstanbul'da bir uğultu. Uğultunun ne olduğunu da tepemizden geçen Antonov 12 nakliye uçağı olduğunu belirttik. Çünkü sokağa çıkma Ha, onu sana yasağı ve sormuşlardı değil mi? evet. Sen cevap vermiştin öyle, Çok fazla trafik olmadığı için şehir çok sessiz. İstanbul'da valla şöyle kafamı camdan çıkartınca binaların arasında kuş seslerini duyuyorum. Beni de çok mutlu ediyor. Tabii evet. tepemizden geçen uçağı da duyunca çok fazla şey oldu. Bu aralar Çanakkale ile İzmir arasında bir yerlerde bir platform dolaşıyor. Ve millet dedi ki bu platformla ilgili efendim bu Amerika'nın özel harp gemisi başımızın ağrımasının nedeni bu. Bak depremler oluyor, şunlar oluyor, bak tsunamiler, şunlar bunlar derken ya bu nedir? Biraz açıklar mısın bize? Bu efsaneyi bir yıkalım bu akşam. Yani efsane, şehir efsanesi. Hani derler ya böyle bir. Şimdi sen de biraz önce şey dedin ya, sosyal medyada dedim bir şeyler dolaşıyordu. Şu. Aslında keşke sosyal medyada sadece dolaşsa veya YouTube videolarında. Yani önemli insanların mail attığını, tweet attığını görüyorsun. Hadi sosyal medya mı? Medyada dolaşıyor. Yani koca koca ulusal gazeteler buna haber yaptı. Ya dedim yani bu fotoğrafı alsanız Google'da şey yapsın, hani görseller var ya, görselleri atsanız karşınıza direkt CBS, X-Band radar, yani deniz konuştu, X-Band radar çıkacak. Hatta bunu attıklarında direkt bizim daha önce yazdığımız makalelerdeki şeyler de çıkacak. Hani bu Kuzey Kore ile alakalı ilgili makaleler yazmıştık. Yani orada ne demiştik? Bu demiştik, Kuzey Kore'nin nükleer başlık taşıyan balistik füzelerinin testleri sırasında 2 yıl önce Hawaii'den kalkıp gemiye konup tekrardan Kuzey Kore açıklarına gitti, tekrar geriye gitti. Yani ne olduğunu da anlattık. Hani bilinmeyen bir sır değil. Şimdi aslında şöyle söyleyeyim. Bu deniz konuştu. X-band çok uzun menzilli. Balistik füze erken uyarı radarı. Yani savaş zamanında balistik füzeleri de erken uyarı yapması. Barış zamanında da Çin, Rusya, Kuzey Kore gibi ülkelerin balistik füze denemelerini incelemek için Amerika tarafından yapılmış. İşte 2 milyar dolardan fazla maliyeti olan, hatta bir ikisinin yapılması konuşuluyordu. Öyle haberler vardı da o kısmını takip etmedim. Proje onaylandı mı, yapılıyor mu bilmiyorum. Bir radar. Bu nerede? Bu Hawaii'de. Hani şu meşhur Pearl Harbor filmi var ya, Honolulu, Hawaii. Orada hemen Pearl Harbor limanının kenarında, yani şu anda bile Google Map'e herhangi bir örte falan girseniz orada görürsünüz yani. Değil bir petrol platformu gibi bir platformun üzerinde, üstünde o büyük gördüğünüz resimlerde sen koyacaksın muhtemelen. Hatta içinde radar olan bir resim de var. Büyük bir küre var, top var. O bir koruyucu, yani kar, yağmur, fırtına koruyucusu. Onun içinde bir radar, bildiğimiz radar. Ama bu radarın özelliği şu: bu X-band ve çok uzun menzilli, 4025 kilometre ötedeki bir balistik füzeyi, hatta ne balistik füzesi, aynen şöyle diyor, bir beyzbol topunu tespit edebiliyor. 4025 kilometre. Ama tabii 4025 kilometre ötedeki uçağı tespit etmesi için, ya uçağı tespit edemez. Çünkü dünyanın yuvarlak olduğu için bu balistik füze tespiti çok yüksek irtifada. Çünkü balistik füzeler uzaya çıkıyor ya, hani uzaya çıkıp tepe noktasını tekrar dalıyor ya. İşte bu şöyle bir radar. Hawaii'de duruyor, mesela Kuzey Kore'ye götürdüler. Kuzey Kore'den işte balistik füze ateşlendiğinde 2-3 dakika içinde, yani hatta 2-3 dakika kalıp 1-2 dakika içinde bunun menziline giriyor. Çünkü çok yüksek irtifaya çıkıyor. Bu bunları test etmek için. Bunun depremle, deprem yapmayla alakası yok. Bu geminin Türkiye'ye geldiğine dair hiçbir şey yok. Yani geminin Çanakkale'de gemi değil daha doğrusu, platonun çekilmiş bir resmi yok. Yani Şöyle bir şey geldiyse de sormak istiyorum. Sen tabii efsane kısmına haklı olarak döndün. Dedin ki bu Pasifik Okyanusu'nda Hawaii'den Kuzey Kore'ye yukarı doğru çıkartıyorlar bunu. Benim seninle yani konuşmadan ihtiyaç önce neresi oraya çıkarıyorlar. evet. Yani ihtiyaç neresi oraya. Yani bunun resimleri var. Dev bir gemiye koyuyorlar. Onları da göndermiştim hatta ben sana. Dev bir gemiye koyuyorlar bunu. Böyle büyük bir şilek, içi boş. Onunla taşıyorlar. Daha sonra suya bırakıyorlar. Yani bu deniz konuştu bir radar yani. Altı Yani üstü radar. Erken uyarı radarı. ben yaptığım bir araştırmada da seninle konuşmadan önce sorularımı sorarken
2006 yılında ilk seferini yapmış. Hawaii'den kuzeye doğru çıkarmışlar. Genellikle tabii Kuzey Kore ve Çin o tarafa doğru atışlarını yapıyor. Evet. Bunları bakmak için çıkıyor. Şimdi sen anlatırken dedin ki uçağı tespit edemiyor. Neden uçağı tespit edemiyor? Yok, aslında uçağı da tespit eder de ben 4025 kilometre ötedeki uçağı tespit edebilmesi için uçağın dünya yuvarlak olduğu için çok yüksek irtifaya çıkması lazım. Yani normal mesela çok alçak tamamen denizi yalayarak gelen bir uçağı bir radar en fazla 40-50 kilometre öteden görebilir. Uçaklarda işte atıyorum 10 bin kilometre. Bunu hatta sen bir sitede çizelgesini bununla ilgili bir haber de yapmıştın. Yani uçaklar işte atıyorum 10 bin kilometre, 10 kilometre veya 11-12 kilometre yüksekliği adımış durumda buradanın kaç metreden, kaç kilometreden göreceği o hesaplamaya göre değişir. Demek istediğim şu, yani çok yüksek irtifada 4000 kilometre ötedeki bir beyzbol topunu da görebiliyor. Yani bırakın balistik füzeyi. Dolayısıyla balistik füzeler zaten çok yüksek irtifada olduğu için bu kadar uzaktan tespit edebiliyor. Tabii bu irtifa ve yakınlık şeye göre değişiyor. Ancak şunu diyeyim, şimdi Amerika'nın bir gemisi gelmiş olabilir Çanakkale'ye. Ben onu bilmiyorum. Çanakkale'ye gelmeyen, yani bu resimlerde atılan, gösterilen, ulusal medyada haber olan, tweetlerde, sosyal medyada haber olan, bu gördüğünüz üzerinde bir top olan, dört tane ayağı atlatmayan bu gelmedi. Evet. Ha, benim ki, diyelim ki, yani bu hemen balistik füzeyle alakalı sitelerde, şunda sürekli benim takip ettiğim yerlerde zaten bu gelmiş olsaydı duyardım ama. Diyelim ki ben duymadım. Yani sen de duymadın ve bu geldi yani. Getirdiler, hani bizim haberimiz yok, imkansız da. Bunun onunla alakası yok. Yani ya Rusların balistik füze denemelerini test etmek için getirmişlerdir. Yani başka bir iddia vardır. Yani bunun Harpy o denen silahla, radarla, işçiyle, depremle, şununla bunun alakası yok. Ben tabii şeyi sormak istiyorum. Şimdi Hawaii'den bu çıksa bu platform sonuçta Süveyş kanalından geçecek. Kızıldeniz, Süveyş kanalı, yukarı Akdeniz. Hani bir yerde bir şekilde görülür diye tahmin ediyorum. Yani bugüne kadar herhangi bir fotoğrafı hiçbir şekilde paylaşılmadı sosyal medyada. Bu dediğin gibi farklı bir platform olabilir, farklı bir amaçlı başka bir şey olabilir ama bu gemi olmadığı kesin gibi bir şey diyebiliriz herhalde. Tabii diyebiliriz. Bir de sen de takip ettiğin çeşitli hesaplar var. Bütün gemilerin hemen fotoğraflarını çekip atan arkadaşlarımız var. Hatta Flight Radar 24 gibi bütün dünyadaki gemilerin, yani çok özel bir görevde ve bütün o cihazlarını kapatmamışsa, gemilerin yerlerini gösteren siteler var. Sen de biliyorsun. Çünkü o denizcilikle uğraşan arkadaş biliyor. Dolayısıyla gemi zaten hareket ettiği zaman bizim bundan haberimiz olur. Bir de bu normal bir gemi değil ki. Değil bir gemi. Üstüne bir platform alıyor. O platformun üstünde bir radar var. Bu Akdeniz'e girdiği zaman herkesin haberi olur zaten. Yani benim demek istediğim şu. Amerika'nın varsayılan deprem yapan, Harpy denen gemisi, cihazı bu değil. Bu değil. Bu bir radar. Ben şeyi soracağım. Füzeyle ilgili biz tabii efsaneleri yıkıyoruz ama biraz da teknik işin havacılık savunma kısmını soruyoruz. Herhangi bir füze denemesi olduğu zaman bu füze uzaya çıkarken mi tespit ediyor bunu yoksa düşüşe geçtikten sonra mı? Anında. Bakın şimdi bizim Malatya'daki radar gibi. Yani şimdi balistik füzeler çok süratli bir şekilde çok yüksek irtifaya, yani tepe noktasına, yani uzaya çıktığı için çok kısa menziller hariç, yani 200-300 kilometre menziller hariç, özellikle 300-500-600 kilometreden sonrası zaten illaki uzaya çıkıyor. Uzay dediğimiz ortama, yani atmosferin mezosfer, troposferin üstüne diyeyim. Dolayısıyla çok yüksek irtifaya çok hızlı çıktığı için 1-2 dakika içinde zaten erken uyarı radarlarının menziline giriyor. Yani bunlardan dünyada birçok yerde var. İngiltere'de var, İsveç'te var, Vardo'da, Amerika'da 4-5 yerde var. Benim meşhur bir tane harita var. Arkadaşlar, takipçiler çoğu yerde görmüştür. O dünyadaki balistik füze erken uyarı sensörlerini yaptığım haritada. Yani işte bizim Kürecik'teki radardan şeyde Japonya'da da var. Güney Kore'de THAAD belirlediği için tekrar orada da var. Dolayısıyla zaten her taraf böyle bir bütün dünyaya yayılmış durumda var. Bu ise bu dünyadaki sabit kara konuştu böyle apartman büyüklüğündeki dört cephesi de radar olan Upgrade Early Warning Radar denen, yani UAV'de denen radarların deniz konuştu olanı. Bu tek dev böyle deniz konuştu mobil bir radar yani. Dünyada bir tane var bunda. Bunu buraya getirmeleri zaten çok tuhaf bir şey olması lazım. Yani Rusya'da ilgili çok ciddi bir balistik füze bir sıkıntı olması lazım. Yani Kuzey Kore'ye mesela neredeyse Kuzey Kore
işte Amerika'yı vuracak güçte menzilde nükleer füzeleri yaptım dedikten sonra hatırlıyorsun bir de donanma falan göndermeye kalktılar. Daha doğrusu uçak gemisi görev gücü onunla gönderildi. O zamanlar gitti ve geri geldi. Yani oradaki denemeleri yakından takip etmek biraz da Japonya'nın güvenliği için gitmişti. Dolayısıyla bunun radarla ilgisi yok. Yani pardon depremle. Yani deprem yapan bir silahı var mı? Varsa da onu bilmiyorum ama varsa da bu değil. Yani onu demek istiyorum ben. Şeye inanıyor musun peki bu harp silahı gibi konular çok fazla gündeme geliyor. Ne zaman deprem olsa bir doğal afet olsa buna inanıyor musun peki? Şimdi ben kişisel olarak inanmıyorum da yani Türkiye'de deprem uzmanı çok da hani bu harpi denen silahın yani ne tür bir silah? Mesela diyelim ki balistik füze işte havadan havaya atılan füze. Bu da deprem silahı. Bu silahın bir uzmanı yok Türkiye'de. Hani olsa soracağız. Yani sosyal medyada da gerçekte de realitede hiçbir yerde. Böyle bir herkes kafadan atıyor. Bu şey gibi. Korona'nın 5G şeyi gibi. Abi. 5G şeyi gibi. Oysa birçok akademisyen, birçok uzman da onunla ilgili olmadığına dair çok ciddi açıklamalar yaptı. Şimdi bunu bilemiyoruz değil mi? Yani her iki tarafta başka bir şey söylüyor. Biri diyor 5G yaptı, öbürü diyor yapmadı. Depremle alakalı da deprem yapma, deprem yapan silahla alakalı da çok fazla spekülasyon var. Ben duymadım, bilmedim. Yani benim araştırma konularım içinde diyor. Adamın böyle bir silahı var mı bilmiyorum. Varsa da bu herhangi bir gemide ise de ve o gemiyle böyle bir şey yapıyorsa da bu sosyal medyada ve ulusal medyada çıkan haberlerdeki bu SBX radar dediğimiz bu değil. Bu bir. İkincisi benim bildiğim deprem yapan tek insan yapımı şey nükleer silahlar. Yani Rusların mesela Çar silahı denen değil bir hidrojen bombası vardı 60'larda 70'lerde diye değil. Amerika'nın hidrojen bombaları var. Ya çok büyük kiloton 300-400 kiloton olan hidrojen bombaları var. Bunlar çok büyük bir bölgede deprem yapabiliyor. Ha, bir de ne var? Amerika'nın Moab diye bombaların anası mıydı, babası mıydı? Karıştırdım. Ruslarla Amerikalılar bir anasını bir babasını yaptı ya. Moab denen bir değil bir bombası var. Onu sen de biliyorsun haber yapmıştık. C-130'dan atılıyor paraşütle. Bir kasabayı komple yok etti. Görüntüleri var Afganistan'da. Ha, o tabii ki ciddi bir deprem etkisi de yapabilir. Yapıyordur yani. Ama hani bomba patlatmadan deprem yapmak şimdi ben bilmediğim konuda net bir şey söylemiyorum. Varsa da bu değil. Sadece onu diyorum. Yani bizimki aslında bugünkü anlatmak istediğim şey de bu yani. Yani onu artık uzmanı varsa anlatsın bilmiyorum. Hazır bu konu açılmışken ben de sana bir soru sorayım. Şimdi biz küçükken böyle 747'ler diğer büyük 4 motorlu uçaklar falan üstümüzden geçerken kafamızı kaldırıp şöyle bir bakardık. Arkada 4 tane duman izi. O duman izlerinden modelini falan tanımaya çalışırdık. Şimdi de bununla ilgili bayağı bir şehir efsanesi var. Ben de onu sana sorayım. İşte kimyasal gaz bırakıyorlarmış. Kimyasal silahmış. Ülkeleri zehirli. Tamam havayı kirletiyorlar. O kesin ama bununla alakalı böyle garip garip söylentiler var. Yani uçaklar yüksek irtifadayken arkadan niye öyle bir duman çıkıyor? Bunlar ne? Sen de bunu bir kısaca izah edersin. Soruları ben soracak değilim. Bir soru da senden geldi. Buna chemtrails olarak adlandırılıyor bu konu. Şöyle basitçe anlatayım. Uçaklar belirli bir irtifanın üzerindeyken uçarken sonuçta motorda, egzozları da 600 derecenin üzerinde bir itişle birlikte gaz vermeye, bir çıkış yapmaya başlıyor. Bu çıkışla birlikte de o sıcak hava yüksek irtifada donuyor. Donduğu zaman yavaş yavaş kristalize olan o donma aşağı doğru inerken bu izleri görüyoruz biz havada. Bu izler tabii yerden baktığınız zaman çok farklı şeylere gelebiliyor veya rüzgardan sürükleniyor, farklı bir yerlere gidiyor. Örneğin 4 motorlu uçak 4 iz görüyorsunuz. Çift motorluysa 2 iz, artık pek kalmadı 3 motorlu uçaklar 3 iz görüyorsunuz. Bunlar tabii bir tartışmayı da yanında getiriyor. Bunun aslında kökeni 1990'ların ortasında Amerikan Hava Kuvvetleri'nin yaptığı bir çalışma. Bir yere operasyon yapılacağı zaman oranın meteorolojisiyle ilgili bazı değerleri bozma gibi Amerikan Hava Kuvvetleri'nin bir deneysel projesi varmış. O proje duyulunca kamuoyunda bu izler yani oradan çıkmış yani. Oradan bağdaşmış. Hatta Amerikan Hava Kuvvetleri de resmi açıklamalar yapmış. Böyle bir şey yoktur diye. Tabii ki demişler biz bu çalışmalarla ilgili meteorolojik tahminlere büyük önem veriyoruz. Bu meteorolojik tahminler sonrasında operasyon saatleri şunları bunları çok etkiliyor çünkü hedefin bulut üzeri bulutla kaplı olması
ne uydu görüşünü yakalıyor ne de sizin hedef belki vurma hassasiyetinizi etkileyen konulardan bir tanesi. Ne keşif uçaklarından ne de uydudan görüntü alabiliyorsunuz. Bu tabii böyle böyle bir şey yok dense de son yıllarda işte bu cahilliğin başka bir konusu. İnsanlar çok inanılmaz şeylere kafaları takıp biz kimyasal bir kirlenme var, şöyle var, böyle var denebiliyor. Dünyadaki kirliliğin, hava kirliliğinin uçaklar %3 ila 4'lük bir kısmını oluşturuyor. Ama gökyüzünde yüksek irtifada bu kirlilik oluştuğu için etkileri var. Malum koronavirüs nedeniyle örneğin Avrupa'daki uçakların %99 gibi bir oranı yerde şu an. Ve tabii ki bu durumda atmosferi temizliyor. Olumlu bir anlamda bu gerçekleşiyor. Ben bir meteorolojiyle ilgili bir bağ daha kurayım. Uçaklardan alınan verilerle meteorolojik tahminler, o veriler büyük katkı sağlıyordu. Şimdi uçaklar uçmadığı için meteorolojik tahminlerde bayağı böyle bir işte rüzgar çıkacak, fırtına olacak olmuyor. İşte yağmur yağacak yağmıyor veya hava açık bir bakıyorsunuz hava kapalı. Epey meteorolojik tahminler değişmiş durumda. Sonuçta chemtrails diye bir şey yok. O izler kimyasal bir şey değil. Uçakların çıkardığı izler zarar veriyor mu atmosfere? Tabii ki veriyor ama öyle işte bizi zehirliyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar diye bir şey yok. Öyle bir zehirleme olsa zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin üzeri en fazla uçak uçan yerlerden biri. Herhalde kendileri çekerler diye düşünüyorum açıkçası. Ben bir şey söyleyeyim. İstanbul'da zaten hava tahmini zaten çok zor. Boğaz'daki hava sirkülasyonundan dolayı. Şimdi iyice zorlaştı diyorsun. Evet. Ancak şunu söyleyeyim. %3 dedin mi? %3 de bayağı fazlaymış. Yani %3 ne demek? Çok yüksek bir rakam. Yani hava kirliliği. Bunun ana nedeni hani bayağı bir tartışma olmuştu. Trump da başkan olduktan sonra Amerika'nın küresel ısınmayla ilgili programlardan çıkartmıştı. Özellikle Çin tarafında fabrikalar herhangi bir filtre kullanmadan, yani çünkü onlar şey görüyorlar, bu tür yapılan yatırımların çevreden etkisine çok ben bu yatırımı yaparım, önemli değil, o masrafın altına girmem mantığıyla yaklaştıkları için özellikle Çin tarafında çok ciddi bir kirlilik var. Kirliliğin çok önemli bir bölümü bu tür fabrikalar, ısınma, otomobiller gibi şeyler. Mesela birçok araç artık elektriğe dönüyor ama dönemeyeceğiniz şeyler var. Mesela o devasa kamyonları çalıştıracak elektrik motorları veya o motoru çalıştıracak bir batarya henüz yapılmadı. Bir süre daha mazota devam edecekler. Mesela İngiltere'ye gidersiniz, dizel yakıt daha pahalıdır İngiltere'de. Mesela Türkiye'de benzinden ucuzdur. Amerika'da da öyleymiş. Dizel daha pahalıymış. Daha pahalı. Çünkü özellikle mesela veya şehir içindeki benzin istasyonunda dizel daha pahalıdır. Niye? Benzinli araçların şehir içerisine girmesine çok izin verilmez. Niye? Mazot çok daha simsiyah bir duman çıkartmış. Kamyonlara bakın. Ondan sonra böyle bir konsept var ama ülkemizde hala en çok satan araçların başında dizel araçlar geliyor. Umarım bu tekrar tersine döner ama konsept yavaş yavaş otomobillerde elektrik veya hibrit motorlara doğru dönüyor. Evet, efsaneleri yıkmaya yeni videolarda devam edeceğiz. Hakan çok teşekkürler. Gözbek.com'a lütfen abone olun. Sorularınızı yorum olarak atın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Detaylı havacılık haberleri, yazarımız Hakan Kılıç'ın da yazıları var. Tolgozbek.com'da bize info@tolgozbek.com adresine de mail atarak sorularınızı iletebilirsiniz. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum.